Sizlere Garip Akım'ın yıldız şairi olan Orhan Veli Kanık'ın hayatından bahsedeceğim. Mehmet Veli Kanık ile Fatma Nigar'ın oğlu olan Orhan Veli, 13 Nisan 1914'te Beykoz'da Yalıköy İstakar yokuşuna doğdu. Orhan Veli ailenin ilk çocuğu. Mizah yazarı olan Adnan Veli Kanık'ın abiyi ve Firuzan adında bir kız kardeşi var. Çocukluğu İstanbul'da geçti. Ana farklar ilkokulunun ana sınıfında temel eğitimine başladı. İlk öğrenimini 1921'de Galatasaray'da yaptı. 1925'te babasının iş nedeniyle öğrenimini Ankara Erkek Lisesi'nde devam etti. Edebiyat çalışmalarına ilkokulda başlayan Orhan Veli, ortaokul 7. sınıfta Oktay Rıfat'ı, 1-2 yıl sonra da Mehmet Cevdet Tanıdı. Sonralarında Türk şiirine büyük yenilikler getirecek olan Garip Akım'ın yıldız şairleri böyle bir araya geldiler. O yıllarda öğretmeni Ahmet Hamdi Tanpınar'dan da büyük destek gören Orhan Veli, liseyi bitirdikten sonra İstanbul Üniversitesi'nde birkaç sene felsefe okudu. Bitiremeden 1936'da Ankara'ya döndü, çeşitli memuriyetlerde çalıştı. 1941-1944 yılları arasında askerliğini yapan Orhan Veli, terhis olduktan sonra MEP Tercüme Bürosu'na çalıştı. Ancak 1947 senesinde şairlikle memuriyetin bağdaşamayacağını anlayınca şairliği tercih ederek istifa etti. 1950 senesinde İstanbul'a taşınmaya karar verdi. Aynı sene Nazım Hikmet'in yazılarından dolayı mahkum edilmesini protesto etti ve düşünce özgürlüğüne imkan verilmediğini öne sürerek şairin serbest bırakılması için yakın dostları ile birlikte 3 gün boyunca açlık grevi yaptı. Bu eylemiyle siyaset ve edebiyat çevrelerine büyük yankı uyandırdı. 1950 senesinde yaşamını yitirdi. 1951 senesinde anısına yakın dostları tarafından Son Yaprak adlı tek basımlık bir dergi yayımlandı. Akımının yıldız şairi olan Orhan Veli Kanık'ın edebi kişiliğini anlatacağım. Orhan Veli ilkokulun son sınıfındayken şiire karşı bir merak duygusu oluşmuştur. Bunun farkının öğretmeni Orhan Veli destek göstermiş ve Orhan Veli'nin ilk şiirini 1924 yılında Çocuk Dünyası dergisine yayınlamıştır. Daha sonra babasının isteği üzere annesiyle birlikte Ankara'ya taşınmıştır. Orada Ankara Erkek Lisesi'ni okurken edebiyat hocaları Ahmet Hamdi Tanpınar ve Rıfkı Melih Meriç'e karşı bir yakınlık duymuştur. Böylelikle edebiyatta onun için bir tutku haline gelmiştir. Bu tutkuyu uzun yıllardır arkadaşı olan Oktay Rıfat'la paylaşmış ve sonra Melih Cevdet Dayalı'na katılmıştır. Orhan Veli arkadaşlarıyla birlikte Sesimiz dergisini çıkarmış ve sonra yine arkadaşlarıyla birlikte Garip adlı kitabını kaleme almıştır. Bu kitapla birlikte Garip Akımı diye adlandırılan bir yeniliğin kurucusu olmuştur. Orhan Veli birçok şiir kitapları yazmış, yüz yazılar ve çeviriler yayınlamıştır. Yaprak dergisi başta olmak üzere birçok dergi ve gazetelerde görev almıştır. Orhan Veli gibi garipçiler diye adlanan garip şairlerin amacı şiire bir takım kalıplardan kurtarmaktı. Yılın halk diliyle şiirler yazmaktı. Böylece şiirlerde söz harapları bir yana bırakıldı, ölçüsüz, uyaksız, halkın anlayacağı bir dille şiirler yazılmaya başlandı. Orhan Veli'nin şiirlerini benimsemesinde büyük bir payı olan Nurullah Ataç, Orhan Veli hakkında şunları söyledi. Orhan Veli'nin şiirlerinin hemen hepsinde birer hikaye anlatır. Hem de uzun bir hikaye, sanki birer hayat. Ancak bu hikayenin bütün fazlalıklarına temizler, bize birkaç satırda özü söyleyebilir. O koca hikayeyi şiir uslubuna sokuverir. İstanbul dinliyorum, gözlerim kapalı. Önce hafiften bir rüzgar esiyor, yavaş yavaş sallanıyor yapraklarda ağaçlar. Uzaklarda, çok uzaklarda. Okuduğum mısraların yazarı, Garip Akım'ın şairi olan Orhan Veli Kanık. Sizlere Orhan Veli'nin nadide eserlerinden bahsetmek istiyorum. Değerli şairimiz hikaye, çeviri, düz yazı ve şiir olmak üzere birçok alanda bizlere eser bırakmıştır. Hoşgör Köftecisi hikayelerine örnek olurken Garip, Vazgeçemediğim, Destan Gibi, Yenisi, Karşı ise şiir kitaplarına örnektir. Ayrıca değerli şairimiz birçok çevreye de imza atmıştır. Bugün bizlere bıraktığı değerli eserler için ona minnet duyuyoruz. Ayrıca rahmetle anıyoruz. Şiir sokağa taşıyan şair Orhan Veli Kanık 10 Kasım akşamı sokakta yürürken bir belediye çukuruna düşer ve başından yaralanır. Bunun önemsiz bir yaralanma olduğunu düşünür ancak öyle değildir. Orhan Veli ayak kaydığında düştüğü o çukurun hayatını kararttığını anlayamaz. Aradan 2 gün geçer, İstanbul'a gider. Katıldığı bir öğle yemeği sırasında fenalaşır.
14 Kasım'da hastaneye kaldırılır. Doktorlar Orhan Veli'nin sonradan beyin kanaması geçirdiğini anlarlar. Fakat çok geçtir. O akşam Orhan Veli hayata gözlerini yumar. Ertesi gün defin işlemleri başlatılır ve kendisi Aşiyan mezarlığına gömülür. Orhan Veli'nin ansızın gidişi Halim Şefi'ye çok dokunur. Ona bir ağıt yazar, ağıtta şöyle bir mısra geçer. Doktor beyler yürek gördüler, yürekte ne gördüler derseniz, yürekte memleket gördüler, dünya gördüler. İşte tam da Halim Şefi'nin anlattığı gibiydi Orhan Veli. O küçücük kalbiyle kocaman bir dünya sevmiş. O dünyayı kendi memleketinden ayırmamıştı. O kendini çok iyi tanırdı, tam da anlattığı gibi biriydi. Ben Orhan Veli diye başladı. 1914'te doğdum. 1 yaşında kurbağadan korktum, 2 yaşında gurbete çıktım, 7'sinde mektebe başladım, 9'unda okumaya, 10 yaşında yazmaya merak saldım, 13'te Oktay Rıfat'ı, 16'da Melih Cevdet'i tanıdım, 17 yaşında bara gittim, 19'dan sonra avarilik devrim başlar, 20 yaşında sefalet çekmesini ve para kazanmasını öğrendim. 25 yaşında başımdan bir otomobil kazası geçti. Ben çok aşık oldum ama hiç evlenmedim. 36 yaşında bir çukura düştüm ve hayatım karardı. Ben öldüm. Ben Orhan Veli. Ben küçücük kalbimle kocaman bir dünya sevdim. O dünyayı kendi memleketimden ayırmadım. Daha nice Orhan Veli'ler geçsin bizim bu kısa ama bir o kadar uzun olan hayatlarımızdan. Bizi dinlediğiniz için teşekkür ederiz.